Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Daha evvelden yayınlamış olmuş olduğumuz bir videomuz vardı. Türkiye'de en değerli illerimiz hakkında ikincisi olacak demiştik. Şimdi ikincisini de anlatmaya başlayalım isterseniz. Tarihi kayıtlarla ve anlatımlarla alakalı bilgiler de vereceğiz. Neden önemli? Arkadaşlar daha evvelden mübadele dönemi, dönemi ve daha evvelden yaşamış olan medeniyetlerin yapmış oldukları saklamalarla alakalı ve yaşamış oldukları bugünkü coğrafyadaki topraklarımızda, sınırlarımız içerisinde nerelerde saklama yapmış olabilirle alakalı bilgiler verelim istedik. Birinci videomuzda anlattık, şunu söyledik. Türkiye aslında bir açık hava müzesi konumundadır. Ama onu değerli kılan, tarihte de çıkarılmış olan maden ocakları çok önemlidir. Anlatımımızda Tokat bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Ermenilerin başkenti olarak addettikleri hatta en büyük isyanları çıkarmış oldukları Van bölgesiyle alakalı Ağrı bölgesiyle alakalı size bilgiler vermiştik. Ve demiştik ki o dönemde Ağrı Erzurum bölgelerinde büyük maden ocakları bulunabileceğini iddia etmiştik. Aradan bir ay sonra, bir buçuk iki ay sonra da bulundu zaten çıktı Ağrı'da çok büyük altın rezervleri bulundu. Birinci bir videoda Bilecik bölgesi, İnegöl bölgesi, o bölgelerde de çok önemli maden ocakları çıkabileceğini söylemiştik. Kast etmiştik. Bakın Bilecik'te de çok büyük altın ocakları çıkıyor. Nereden biliyoruz, tahmin edebiliyoruz bunları? Ee, biz bunları arkadaşlar, tarihi kayıtlardan, elime, elimize geçmiş kayıtlardan tahmin edebiliyoruz. Çünkü Ermenilerin işi kuyumculuktur. Yani ana işleri, Belçika'ya da gittiğinizde, orada bir çarşısı varmış. İzleyenlerimizden bir tanesi de bize söyledi. Tamamen Ermeni sarraflardan oluşur. Bugün kapalı çarşıya gittiğinizde aynı şekilde, keza aynı şekilde sarraflara baktığınızda sekseni arkadaşlar işini erbabı olan kişiler bu kişilerdir. Ermenilerdir. Şimdi iz takip edelim. Daha evvelden bizim Osmanlı'nın da söylemiş olduğu gibi bizim en iyi tebaamız Ermeni tebaamız, bize en sadık olan teba Ermeni tebaası dediği Osmanlı İmparatorluğu kaynaklarında, düşünün biz bin yıl kadar bu kişilerle, bu grupla, bu insanlarla bir arada yaşadık. Birçok ritüellerimiz tamamıyla birbirlerine, kültürlerimiz tamamıyla birbirlerine benzemesine rağmen bilindiği üzere, Rusya'nın kışkırtması ve yapmış oldukları onlara silah desteği sağlaması, onların aklını çermesi, özellikle ayas Stefanos anlaşmasıyla beraber onlara öncelikler e, tanıması, e, onlara bazı vaatlerde bulunması ve silah desteği yapması ve içeriden özellikle Rusya'nın kışkırtmasıyla beraber. Biliyorsunuz konuyu dinleyelim, anlatacağız arkadaşlar. Başlangıçtan girelim ki önemli çünkü. Neden önemli olduğunu anlayalım Biliyorsunuz anlaşmadan sonra işte daha sonrası 1900'lerde bu olaylar oldu, yaşandı ve bunların bir kısmı 300-400 bin tanesi Rusya topraklarına sığındılar. İşte bizim köylerimiz basıldı. Köylerimizde ne kadar o olaya giriyoruz? İnsanlarsa katledildi, varlıklarına el konuldu, darphaneler basıldı, Osmanlı İmparatorluğu'nun arkadaşlar gibi e, hazineleri çalındı. Bastırmış olduğu, yurt dışında bastırmış olduğu altın sikkeler, Çatalca Soygunu'nda, eşkıya belgelerinde anlattığımız üzere alındı ve çalındı. E, hatta belgede ne der? Madem girdik konuya Tekirdağ bölgesine, e, ikinci programımız bu. Anlatalım. Çatalca soygununda Tekirdağ bölge Çatalca bölgesinde soygunu yaptıktan sonra ortalama merkezden 40-50 kilometre kadar eşeklerin bir yürüme kapasitesi vardır yükle bu baz alınır alındıktan sonra 50 kilometre diyelim. 50 kilometre civarında 2 gün konaklamayı öngörürsek saklamaları o bölgede daha sonra bu parayı defnedebilecekleri gemilere yükleyebilecekleri ve ülke dışına çıkarabilecekleri için çünkü Rusya kaynaklı destekli ve İngiltere kaynaklı destekliler en azından öyle de olmasa Bulgaristan bölgesine gemilerle kaçırmak suretiyle bir planları var. Nereye yakın olur? Tabii ki deniz ve sahil, yerle alakalı da bilgiler veriyoruz. Çatalca, Trakya bölgesinde yapmış oldukları soygunla alakalı biz eşkıya belgelerinde anlattık. Bölgeyi de verdik. Takip edilirse aslında Deniz Kıyısı Mağaralılar Bölgesi'nde bunların saklamayı yapıp deniz yoluyla gemilerle beraber kaçırmak suretiyle planlarına göre hareket edersek geri buluruz. Şimdi Çatalca Trakya, Tekirdağ bölgesinin gelelim. Şeye kadar geldik zaten. Kocaeli bölgesiyle alakalı Bilecik'e kadar geldik. Kocaeli İznik, Yalova arkadaşlar eşkıya belgelerinde de geçiyor. Türkiye'de definicilik konusunda çok önemli olan illeri e, tarih kayıtlarla anlatıyoruz. E, ondan sonra arkadaşlar Pendik, Büyükada, Adalar bölgesiyle beraber Çatalca, Tekirdağ özellikle deniz kıyıları önemlidir saklamalarda büyük soygunlar ve büyük paraların sevkiyatı gemilerle yurt dışına kaçırılmak için yapılır. Bunu da kimler yapardı? Eşkiyalar yapardı ya da deniz korsanları yapardı. Deniz korsanlarının belli rotaları vardı. Bu rotalar içerisinde adalar, büyük ada işte anlatmış olduğumuz gibi İstanbul'a yakın olan adalardan bahsediyoruz. Çanakkale bölgesi de bunlar içerisinde çok önemli yer haiz eder. Devamında Tekirdağ bölgesi, Çatalca bölgesini incelediğimizde Trakya bölgesi diye adlandırdığımız bu bölgede yaşamış olan medeniyetlere isterseniz bir göz gezdirelim. Çanakkale'yi de anlatacağım birazdan. Şimdi bu saymış olduğum Trakya bölgesi diye adlandırdığımız bölgede yaşayan medeniyetlerden bir tanesi Traklardı. Yani savaş tanrısı Ares'in oğullarından biri olan Trak's Normalde bizim Trakya diye adlandırdığımız, olduğumuz yani Trakya. Trak'ların ülkesi diye adlandırmış olduğumuz Spartakus isyanlarını da bilirsiniz. O halkın, o medeniyetin savaşçı insanların, savaşçı insanların paralı olarak savaşçı oldukları için diğer medeniyetlere asker olarak da gidip katkıda bulunan gözüpek olan insanların yaşamış olduğu bir yerdi. Baktığınız zaman yarı göçebe yaşayan bir halktı. Yarı, yarı göçebe yaşayan bir halktı ama medeniyet olarak yani zengin bir variyet sahip olan insanlardı. Korkulan insanlardı. Yaşayan bir medeniyetlerden bir tanesi Traklardır o bölgede. Bu nedenle arkadaşlar bu bölgede yapılmış olan kazılarda ve araştırmalarda ve daha eskiden yaşamış olan medeniyetleri de göz önüne alırsak Şöyle bir hikaye anlatayım ben size Roma'dan yine anlatalım. Kresus vardı yanlış hatırlamıyorsam. Julius Caesar'ın en e, samimi dostlarından biri ve müttefiklerinden biriydi. Oradaki bu anlatmış olduğumuz buna yakın buna yakın e, bu yabani olarak tanınan, göçebe olarak tanınan halklar vardı. Topluluklarla savaşma eylemine girmişti. Bu eğilim sonucunda da onu oraya getiren bir sebep vardı. Nasıl ki bizim Jules Cesar Tokat'a gelmişti zil olması lazım. Geldim gördüm ve yendim demişti. Onu oraya getiren sebeplerden bir tanesi zenginlikti. Paraydı. Zenginlik ve altın madenleriydi. Bakın neler çıktı o bölgede onu baz alarak anlatmıştık. Tam da söylemiş olduğumuz gibi bizim diğer Kresus olması lazım ismi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam gözünü para hırsıyla bürümüş bir insandı. Savaşmıştı, o halk tarafından yenilmişti. Yenildikten sonra da para hırsı yüzünden, yani onu oraya getirip katliam yapmasına sebebiyet veren o maden ocakları olsa gerek ki oranın halkı onun ağzından içeriye kızgın, altın eriterek dökerek onu infaz etmişlerdi sebebini de söyledim. Sen bizim topraklarımıza bunun için geldin yani altın için geldin. Biz de senin ağzından erimiş altın dökerek seni infaz ediyoruz yani öldürdüler. Şimdi bu hikayeden anladığım şu benim. Demek ki bu bölgede yani Trakya bölgesinde Trakya bölgesinde onu oraya getiren sebeplerden bir tanesi altın ve altın ocakları ve madense ve ölüm şekli de oranın halkı tarafından bu şekilde infaz edilmişse demek ki bu bölgede Çanakkale Dağları ve Çanakkale Kaz Dağları'na kadar olan bölgede çok değerli altın ocakları ve madenleri olduğu konusunda bize yine tarih kayıtlardan bilgi veriyor. Trakya diye adlandırdığımız Tekirdağ, Çorlu, Edirne taraflarından örnek veriyorum e, Çanakkale'ye kadar olan bölgelerde yapılmış olan bu savaşta e, bu yenilgi sonucunda e, ve e, gözünü para hırsı bürüdüğü için arkadaşlar demek ki infaz edildiği şekliyle de tarih kayıtlarından anlayabiliriz. Devam edelim Çanakkale'ye gelelim. Yine e, bizim Neron'da bizim e, Sezar'da deniz korsanları tarafından kaçırılmıştı biliyorsunuz. Hatta Julius Caesar çok gençken kaçırılmıştı. Sonra da Julius Caesar bunları sıkıştırdı Türkiye topraklarında bugün Çanakkale'nin olduğu yerden bahsediyorum. O korsanların orada hakim oldukları, ülkelere kök söktürdükleri dönemden bahsediyorum. Önemli de bir boğazımızdır zaten. Oradan geçen ticaret gemilerine saldırmaları sonucunda arkadaşlar iyi dinleyin. Balıkesir ve Çanakkale'den bahsediyorum. Ve Avşa Adası bunun içerisinde o bölgede bulunan diğer adalar arkadaşlar çok önemli. Korsan saklamalarının yapılabileceği dik ve sarp kıyalıkların sarkıl, sarkmak suretiyle ve bazı mağara açık olan mağazaları mağaraların içine malzemelerini koymak suretiyle ve bunların işaretleriyle alakalı korsan bizim videomuz var izlemenizi tavsiye ederim. Sahil kenarında yapılmış olan işaretler var. Çanakkale bölgesinde bizim Sezar yakalanmıştı korsanlar tarafından esir edilmiş belli bir miktar karşılığında talant olması lazım karşılığında para karşılığında, fidye karşılığında teslim edilmişti. Sezar tekrar gelmişti, onların hepsini toplamıştı. Aynı şekilde bugünkü topraklarında, Türkiye topraklarında onların hepsini çarmıha gerdirmişti. Şimdi Çanakkale, Balıkesir, Avşa, ikinci serisine geliyorum, Avşa bölgelerinde bu nedenle ticari olarak Biliyorsunuz çok önemli bir noktaya hakim olduğu için o bölgedeki adalar ve korsan saklamalarıyla alakalı tarihi kayıtlardan bilgiler elimizde mevcut. Özellikle araştırılması gerektiği hususunda bilgiler vermiş olduk. Bir de İç Anadolu İç bölgesine doğru bir yolculuk yapalım. Trakya bölgesini bahsettik. Denizlerin çok önemli olduğunu söyledik. Aslında Ermenilerle alakalı bir başlangıç yaptık onlara tanınmış olan şartlarla alakalı, e, imtiyazlarla alakalı dayatmaları da anlattık size Ayas Teforos Anlaşması ile beraber. E, sene kaçtı? 1800, 1789 muydu? 1878 olması lazım. 1878'de yapılmış olan anlaşmalarla beraber Kahramanmaraş bölgesinden de bahsedelim. Siv Sivas'tan da bahsedelim. Onların yaşamış olduğu, yoğun yaşamış olduğu, Ermeni ayaklanmalarını başlatmış oldukları bazı bölgelerimiz var arkadaşlar. O bölgelerde Van'dan zaten bahsettik. Yapmış oldukları ayaklanmalarla beraber büyük ayaklanmalardan bahsediyorum. Türk köylerini basmışlardı, darphaneleri soymuşlardı o dönemde ya da darphanede basılmış paraların yol istikametleri kesilmek suretiyle büyük meblalar elde ettiler. Sivas bölgesi bu yüzden çok önemli. Ankara bölgesi daha evvelden söylemiş olduğumuz gibi, Kiros döneminden anlatmış olduğumuz gibi, Savaşına bilirsiniz pers Didya savaşına bilirsiniz Uşak bölgesinden zaten bahsettik Bugün anlatacaklarımız bu kadar Daha sonra Farklı araştırmalar yaparak Size tarihi kayıtlarla alakalı bilgiler vermeye çalıştık Tekirdağ-Trakya İznik İzmit Bitinya Krallığı ile alakalı da bilgiler verdik İsterseniz orayla alakalı biraz daha konuşalım Eşkıya belgelerinde şöyle söylüyor. Diyor ki Kudretkale, Sarıgöl, işte İznik'ten çıktık, Hersek'e geldik, Hersek'ten geldik. Orada bir komutan mezarını açtık. Komutan mezarını açtıktan sonra orada çok büyük amiral mezarıydı. Çünkü bu büyük bir variyetle karşılaştık. E, Bolu bölgesinden bahsediyor. O bölgeyi tamamen gezdiğini ve orada yapmış olduğu soygunları İznik, İzmit, e, Kocaeli, Karamürsel, Sakarya, Adapazarı bölgelerinde e, ima ederek saklamaların olduğunu söylüyor. E, bu yönlü e, araştırma yapılması bence çok önemli. Bolu özellikle ve Zonguldak çok önemli bizim için. O yönde çok e, sağlam araştırmalar yapılması lazım. Özellikle kıyı kesimlerdeki kayalık alanlar, denize hakim olan tepelik alanlar ve oralarda bulunan kurumuş ya da var olan dereler ve köşelerinde sağında solunda ya da kayalık alanlarında araştırmalar yapılması gerekiyor. E, sizleri seviyoruz.